Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Kadın erkek ilişkileri hepimizin, Ayfer'cim merhaba, Arzu, hoş geldiniz. Kadın erkek ilişkileri hepimizin sıkıntı yaşadığı ilişkilerin başında geliyor tabii. Bununla ilgili bakalım sizlerin ne tür tespitleriniz var ya da ne tür sorularınız var. O soruları bize yöneltin. Ben tabii kısa birkaç açıklama yapacağım. Belki size faydalı olacak o açıklamalar. Sonrasında da yazışmalarla devam edeceğiz. Hocam o sırada 23 Mayıs'ta çakralarla kalbin keşfine başladığımızı ben duyurular, reklamlar olarak gireyim şöyle arada. Reklamlar da pek sevilmeyen bir şey ama hadi bakalım. Arkadaşlar da beni kırmasın artık. Arada bir minicik bir boşluk bulup giriyorum zaten. Arkadaşlar 23 Mayıs'ta çakralarla kalbin keşfi eğitimi var. 9 günlük bir eğitim. Bayağı dolu dolu bir programı var ve aslında bu eğitime giriş yaptığınız andan itibaren hayatınızdaki dönüşümler başlıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bilen bilir. Benim favori dosyamdır. Çok severim. Bizim açıklamada bahsettiğimiz internet sitesi ya da telefon numarasından eğitimle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet, teşekkür ederim. Buyurun hocam. Teşekkür ederiz. O zaman ben şöyle yavaş yavaş aklımda olan birkaç noktayı ifade etmek istiyorum. Şimdi öncelikle erkek-kadın ilişkileri neden bu kadar çetrefilli oluyor? Ya da hayatımızda en büyük sorunları neden erkek-kadın ilişkilerini yaşarken yaşıyoruz? Hepimizin mutlaka bir noktasından problem yaşadığımız, sıkıntılar yaşadığımız ilişkilerden, ilişki türlerinden biri olarak gördüğümüz bir durum. Peki kadın erkek ilişkileri neden bu kadar sorunlu oluyor? Kadın erkek ilişkilerinde uyumu yakalamış arkadaşlarımız var mıdır? Eğer varsa o uyumu yakalamış, birbirini tanıyarak, birbirine saygı, sevgi çerçevesinde ilerleyen bir eş ilişkisi ya da partner ilişkisi, o kişiler bu dünyada cenneti bulmuşlardır diye düşünüyorum. O kadar etkili bir durum. Şimdi kadın erkek ilişkilerindeki en büyük problemlerden biri bence erkek ve kadın bir araya geldiğinde benim evleneceğim ya da işte birlikte olacağım kişi filanca kişi, onun dışında beni hiç kimse ilgilendirmiyor ya da biz teke tek ilişki kuruyoruz, onun dışındakiler bizim evimizin dışında kalıyor ve önemli değil gibi bir bakış açısına sahip olabiliyoruz. Gençken bizlerin de çok ifade ettiği bir şeydi. Ne yapalım, annesi babası farklı olabilir, farklı inanç, farklı aile modelleri, bu bizi ilgilendirmez. Ben nasılsa işte sevdiğim adamla evleneceğim, o da sevdiği kadınla evlenecek, biz birbirimize bakarız gibi bir yaklaşım vardı. Ama bunu görüyoruz ki bu hiç de böyle ilerlemiyor ya da işlemiyor. Bir erkek ya da bir kadın kendi aile modeli, anne babasının taşımış olduğu evliliğin tarzı, taşımış oldukları aile modeli ya da anne babadan önceki nesillerde işlenen bir eş evlilik modeli var. O modelleri ve kadın erkek ilişkilerinin hepsini ne yapıyor? O erkek ya da o kadın içinde toplu olarak taşıyor. Ve bu her ikisi bir araya geldiğinde, iki kişi bir araya gelip birliktelik meydana getirmiş olmuyor arkadaşlar. Bir grup var erkeğin arkasında, bir grup da kadının arkasında var. Bizler eş ilişkilerine girdiğimiz zaman aslında eşimizin ailesiyle de evlenmiş oluyoruz. Bizim partnerimiz de bizim ailemizle aynı zamanda evlenmiş oluyor. Peki burada en büyük problem anne babanın nasıl bir evlilik yaşadığı, hangi faktör, ataerkil bir yapı mı, anaerkil bir yapı mı baskın, o kişi o enerjiyi kendi evlilik kurumuna getiriyor. Aynı şekilde karşı taraf da bu modeli evliliğe taşıyor. Bu durumda iki taraf çatışmalar içine giriyor. Benim çok etkilendiğim
örneklerden ya da aktarımlardan birisi anne, baba ya da dedelerden birinin ya da anneannelerden birinin evlilikte çok büyük bir sıkıntı yaşaması, yaşadığı bu sıkıntının sonucunda eşine karşı büyük bir öfke duyması ama o öfkesini gösteremiyor olması sebebiyle daha sonraki gelen kuşakların bu öfkeyi sahiplenmesi ve bu öfkeyi artık dede gerçek gösterilmesi gereken kişi olmasına rağmen, yani öfkenin gösterilmesi gereken kişi başka biri olmasına rağmen bu öfkeyi kendi eşine gösterebilmesi, göstermesi. Ne yapıyor? Burada bir aktarım gerçekleşiyor. Eğer eşler bu durumu fark edemezse, bu duruma uyanamazsa ne yapıyor? Birbirlerine karşı öfkeli ya da birbirlerini anlamadıkları, sıkıntılar yaşadıkları bir ilişki düzleminde hayatlarını geçiriyorlar. O yüzden evliliklerde ya da partner ilişkilerinde şunu söylemek lazım. Oturup birlikte her iki tarafında aile modellerinin nasıl olduğunu, belki yazılı çalışmayı sevenler varsa yazılı bile olabilir ya da sohbet tarzında benim nasıl bir aile modelinden geldiğim, senin nasıl bir aile modelinden geldiğin konuşularak hayata ve evliliğe bakış açımızla ilgili çok fazla ipuçları yakalanabilir. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de önemli olan kadın erkek ilişkilerinde Ayça'yla da bugün konuştuk. Eril dişil dengesizliği en büyük yaşanan problemlerden biri. Biz kadınların artık daha güçlü ve daha eril bir hale gelmemiz, dişil yanımızın daha çekinik, eril tarafımızın daha baskın bir hale gelmesi, güçlü olmak, eğitimli olmak, çok biliyor olmak, çok okuyor olmak, çok konuşuyor olmak gibi eril olan faktörleri ya da çok işleri beceriyor, hallediyor olmak gibi eril faktörleri ön plana çıkarmak, belki alanımızda bulunan erkeğin kendine bir alan açamıyor olmasına sebep olabiliyor. Tam tersi de olabiliyor. Bazen de erkekler bütün işleri kadınlara bırakan, sorumluluk almayan, dişil yanı baskın olan bir tarzda eril yanı çekinik, dişil yanı baskın bir şekilde o evlilikte var olmaya çalışıyor. O zaman kadın da o evlilikte kendini dişi bir enerji olarak var edemiyor. İşte bunların hepsi kadın erkek ilişkisinde çok büyük bir problem olarak ortaya çıkıyor. Bu dönemin en büyük sorunlarından biri kadının artık kadın gibi olmaktan başka bir mecraya savrulması, erkeğin de erkek gibi olmayıp başka bir mecraya savrulması. Burada da şu çok önemli, günümüzün en büyük bizi harekete geçiren ya da bizi zorlayan özelliklerinden birisi nedir arkadaşlar? Bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler üretmeliyim, bir şeyler okumalıyım, bir şeyler, yani boş bir alan kendime bırakamam, kendime dinlenme alanı bırakamam, sevdiğim şeyleri yapmak için kendime alan açamam. Bunlar hep dişil yanları besleyen şeyler. Bu kadar aktif, bu kadar hareketli, bu kadar üretken, bu kadar konuşan bir kadın yapısı tümüyle toksik eril diyebiliriz ya da yıkıcı eril diyebiliriz. O yanını çalıştıran bir kadın haline geliyoruz. Peki bu biz kadınları mutlu ediyor mu? Bence etmiyor. Hepimiz bundan aynı zamanda da şikayet ediyoruz. Dinlenemiyorum, kendime vakit ayıramıyorum, herkesin sorunlarını ben çözmek zorundayım. İşte eşimin sorunu, çocuklarımın sorunu, anne baba, aile, bütün bunların sorunlarını ben çözmek zorundayım gibi bir üzüntü içindeyiz. Aynı zamanda da kızgınlık içindeyiz. O zaman eril yanı bu kadar çalıştırıyor olmak bize iyi geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyorsa burada bizim dişil yanı nasıl aktif etmemiz lazım? Buna bakmak gerekiyor. Ama burada da şöyle bir ironi var arkadaşlar. Bazı eğitimlerde yapılıyor ya bununla ilgili dişil yanı aktive etme,
dişil yanı besleme, dişil yanı ortaya çıkarma eğitimleri, atölyeleri vesaire. Dişil yan nedir? Kabule geçmek, durabilmek, dinleyebilmek, alan açabilmektir. Öbür tarafta dişil enerjiyi aktive etmek için çalışalım, üretelim, atölye yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım falan derken yine bir erillikle dişil özelliğe yaklaşma gibi bir durum ortaya çıkıyor. O zaman biz dişil yanı besleyebilmek için ne yapacağız? Topraklanacağız, kendimize vakit ayıracağız, daha kabulde olacağız. Çok çalışmamız gereken yerler varsa mutlaka akabinde orayı dengeleyecek ve kabule geçip dinlenebileceğimiz, bırakabileceğimiz bir alan oluşturmamız gerekiyor. Bu şart arkadaşlar. Ve dişil enerjiyi aktive etmek için bir şey yapmak gerekmiyor. Tam tersi bırakmak gerekiyor. Kabule geçmek gerekiyor. Belki bu nokta evliliğimizde en önemli sorunlardan biri oluyor. Tabii bu dönem erkeklerde de sorumluluk almaktan kaçmak işlerine gelebiliyor. Kadın da güçlü, her şeyi becerebiliyor. Kadına bırakıyor. O da işine geliyor. Böylece erkek de alandan ne yapmış oluyor? Çıkmış oluyor. Şimdi bizler çalışmaları yapıyoruz, işte eğitimler yapıyoruz filan. Buralarda hep gözlemlediğimiz özellik ne oluyor? Kadın ve anne hep ön planda oluyor. Erkek daha arkada kalıyor. Nasıl arkada kalıyor? Sorumlu da kadın oluyor, problemli de kadın oluyor, şikayet eden de kadın oluyor, üreten de kadın oluyor. O zaman erkekler bize alan kalmıyor gibi düşünüyor ama sorumluluk almayıp kaçabilecekleri bir alan onlara oluşmuş olabiliyor. Yani eril ve dişil yanlarımız nasıl işliyor, buna bakmak gerekiyor. Peki bunun için ne yapılabilir? Eşlerinizle belki bu özelliklerinizi konuşabilirsiniz. Nerelerde eril davranıyorsunuz bir kadın olarak? Nerelerde dişil davranıyorsunuz? Ya da eşiniz nerelerde daha çok yıkıcı ya da toksik dişil davranışları var? Nerelerde de eril davranışlar var? Buralara bakılabilir. Tabii ben şimdi bunu anlattığımda peki tamam bizler oturalım, bunları konuşalım. Konuştuktan sonra bunları iki tarafta anladı, çözebilir miyiz? Hayır, her zaman çözebilmek mümkün olmuyor. Bunun çözümü için bazen geçmişteki bazı noktalara bakmak gerekiyor. Çünkü problemi anladık, bu problemi bu şekilde çözebiliriz, onu da anladık ama yapamıyor olabiliriz. O zaman neden yapamıyor oluşumuzun altındaki noktalara bakmak gerekiyor. Buralar önemli.